Sağ ol. Bir marit yok canım. Benimki orta olacaktı. Şimdi Sümbül anne, biz burada Memo kardeşimizin ailesini temsilen bulunuyoruz. Kendisi bir çöpsüz üzüm olduğundan onu oğlumuz bildik. O hepimizin oğlu Bekir. Sırası değil mi bu? Sonra anlarsın. Yani özet olarak oğlunuz Memo'ya, kızımız Hayriye'yi istiyoruz. Oğlunuz ne iş yapıyor acaba Bekir Bey? Kızımıza bakabilecek mi? Vallahi maaş vermesi sizden, kızınıza bakması oğlumuzdan. Ne dersin oğlum? Verdik gitti. Allah Allah. Lan sus. Öpsen ellerini. Sonra alarsın. Dur Bekir abi, öpeceğim. Azıcık alayım. Kızım bak neler yapıyor. Alay etmeyin kız abla. Allah herkese böyle kalbi temiz bir kısmet nasip etsin. Temsil misal yani. Hmm. Yalnız bizim kızı vermemiz ayrı. Yarın Hayriye'nin köyüne gidin de büyüklerinden isteyin bir de. Tamam, yarın gideriz. Gelin hanım, başka program yapma. Allah, yaşadık. Ya. Yarın avukat Dilara'yı arayacak. Parayı alınca konağı didiklemekten vazgeçer. Didiklesin. Eline ne geçecek ki? Görürsün eline ne geçecek. Çok inatlaşırsa sattırır bile. Sattıramaz. Bir iş var sende ama. Bende iş çok da sen beğenmiyorsun bir türlü. Konak ipotekli kızım. Allah seni müstahkem. Bizim Sütniye'nin oğluna ipotek koydurttum. Eyvah eyvah eyvah. Kadın delirecek duyunca. Pek alıcı gözden baktıydı geldiğinde. Bari düzgün bir para ver de çenesi kapansın. Veririz bir 30.000 dolar, bitti gitti. Ha, bekle bitti gitti. 50.000 ver bari, 30'a ne olur. Sen karışma. Ben karışmayayım da o karışacak nasıl olsa. Sen ne inatro bilmezsin, çatır çatır alır hakkını. Sevmen ötesini kurcalatmaz ona. Ne yapacak? Mal beyanı mı isteyecek? Onu da vermezdim ya. Anamın işleri işte. Kendi kefaretini bize ödetiyor. Nur içinde yatasıca. Tövbe tövbe tövbe. Her şey tamam değil mi? Al bakalım. Hadi hadi, kızı almadan gelmeyin. Hadi hayırlısı. Alırız ya, merak etme. Aa, fotoğraf makinemi unuttum. Ay ben bunu kaçıramam, siz gidin. Alo, buyurun. Tabii, bir dakika. Dilara, telefon. Avukat Ömer Bey. Evet, buyurun. Benim. Nasılsınız Ömer Bey? Evet. Öyle mi? Tabii verebilirim de... Sorabilir miyim meblağ ne?
Ne? 30.000 dolar mı? Koca Hamzaoğlu servetinin 1/3'ü 30.000 dolar tutuyor demek. Anlıyorum. Çok güzel. Mahkemede görüşeceğiz demek ki. Söyleyin Hamzalara, konaklarına da en kısa zamanda kıymet takdiri için bakmaya gelecekler. Diğer mallarla beraber satışı istenecek. İnanamıyorum. İnsanı nasıl salak yerine koyuyorlar? Memleketin yarısı bunların önüme attıkları paraya bak. 30.000 dolarmış. Altlarındaki halılara kadar almazsam bana da Dilara demesinler. Bundan sonra görsünler bakalım. Hepiniz görürsünüz sessiz Dilara kimmiş. Herkes beni kazıklıyor bu dünyada zaten, herkes. Ailem, kocam, kocamın kardeşleri. Alnımda salak mı yazıyor benim? Abla, sakin ol. Ne parası, ne diyor bu ya? Çok mu salağa benziyorum ha? Söyle. Başta sen. Sen beni aptal yerine koyuyorsun. Onların her şeylerini alacaksın. Zeliha'nın hakkını çatır çatır alacaksın bunlardan. Seymen, duydun mu? Sus. Sakin ol. Yeter artık. Sana bunlara bulaşmayacaksın demedim mi ben? Ne parası istiyorsun ha? O paraya el sürebileceğini mi sanıyorsun? Kocam bile kazıkladı beni. Çocuğumun babası bile katil çıktı. Hepinizden nefret ediyorum. Sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Bu para benim hakkım. Bu evde ölünceye kadar senin emirlerini dinleyerek yaşayacağımı mı sanıyorsun? Hepinizden nefret ediyorum. Git paramı al şunlardan. Alacaksın, anladın mı? Alacaksın. Gel Dilara, gel gel. Bahar, hadi gidiyoruz. Ki doğurdum bunları Sülüm. Bak yoksa burada bir başımıza sessiz sedasız kahve içecektik. Senin yaptığın resimler böyle bağırıp çağırabilirler miydi? Söyle bakalım. Alo, Ali Hamzaoğlu'nun numarasını verir misin kızım? Yazıyorum. Ali Hamzaoğlu'yla görüşmek istiyorum. Sümbül dersiniz. Seni istiyorlar. Kimmiş? Sümbül. Buyur Sümbül Hanım. Ben Ali Hamzaoğlu. İyi günler Ali Bey. Seninle ailelerimizi ilgilendiren bazı mevzularda görüşmemiz gerekiyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
Seymen abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. Buyurun, buyurun. Tut anneciğim. Aferin. Şuralara da şuralara. Tut şunu tut. Ahretliğe mi gidiyorsun Sümbül anne? Yok kızım. Çarşıda biraz işim var. Beni Dilara ablayla bir başıma gomasaydın bugün. Uyuyor o. Akşama kadar kalkmaz merak etme. Hem Zeynep burada. Ben çeşmeyi kapatıyorum. Bütün arabalar mı gitti? Düğün dernek lafı çıktı mı akıllarını kaybediyorlar. Sermet'i bari bıraksalardı ya. Sermet gitmedi ki Sümbül anne. O yoktu zaten Ağamgil giderken. Allah Allah. Nerede peki? Nasıl gideceğim ben şimdi? Hah geldi. İçindeki kim? Merhaba. Siz Sümbül Hanım'sınız değil mi? Sen de Dicle'sin. Yoksa tam tersi mi? Sümbül benim. Sermet nereden böyle? Alandan Sümbül anne. Duygu Hanım'ı al dedi daha. Yoksa siz şu Bahar'ın Amerika'dan arkadaşı Duygu musunuz? Evet. Ben sürpriz oluyorum. İçeride değiller değil mi? Seymen Bey beni çok gizli getirdi de. Kız istemeye gitmiş olmaları lazım. Evet. Buyurun, buyurun. Hay Allah, ben de bir yere yetişecektim ama neyse telefon edeyim. Hayır. Benim çok uykum var. Yatıp akşama kadar uyuyacağım zaten. Daha jetteyim geçmedi. New York'tan İstanbul'a geleli 48 saat oldu olmadı. Oğlunuz tutturdu geliyorsun diye. Lütfen benim için programınızı bozmayın. Olur mu? Sizi yerleştirelim. Yok. Biz Dicle'yle hallederiz. Hadi güle güle. Dicle, misafir odalarından büyüğünü hazırla. Merak etme sen Sümbül anne. Ben hemen dönerim. Yani önceden randevulu bir şey olmasa... Güle güle. Güle güle. Benim Dicle olduğumu ne bildin öyle Şipti abla? Bahar telefonda gözlerinin çok güzel olduğunu söylemişti. Sana telefonda beni mi anlattı? Ya evet. Sabah akşam Amerika'yı arayıp bana seni anlatırdı. Başka işi yok ya. Bana bak. Sen Seymen'in eskiden sevgilisi falan mıydın? Bayağı havaya girmişsin anlaşılan. Yok abla estağfurullah. Vay canına. Evin güzelliğine bak. Tam bir saraya kapatılma olayı. Allah Allah. Avlular, yüksek duvarlar. Nöbetçiler nerede? İşte. Uzun sıkıcı akşam yemeklerinin yendiği yer burası mı? He burası. Satmam ben o parseli. Ama anlamam. O ağaysa ben de ağayım. Baba. Hep boşuna Hayriye'yi araya koymasın. Ya dede tarlayı değil beni istiyorlar. Karışma sen kız. Yapma baba. Karışma dedim. Yapma baba. Sakin. Ayıp oluyor baba. Bırakın beni. Ya rezil ettin bizi be baba. Başladın bana dinliğine. Gel.
Ben ya. Tarlamı satmayacak mis tavgalar. Bırakın beni. Ya alın şunu içeriye ya. Bırakın dedim. Gel içeride konuşalım baba. Ya, karışmayın. Ya bunlar istemeye geldiler. Baba sen, anlamıyor mu ya? Dere kenarında çadırın altında yatacağım. Başlatmayın ağrınıza. O ağırsa bizden değil. Çeker vururum valla. Tanımam. Gitsin başka tarla alsın. Tamam dede. İstemiyoruz tarlanı. Vazgeçtik. Evet karışmayın. Aman yapmam. İşe girdik sonunu getirelim. Bırak beni. Baba. Bir daha o tarlayı illaki istiyorsun yani. Oğlum satmıyorlar. Ne yapalım? Başka bakacağız artık. Ben oraya gömüleceğim. Baba tarla senin ya. Şuna bir el atalım içeri sokalım çocuklar. Ya baba. Baba baba gel hele baba. Bırak beni. Ya baba. Bırakın. Bana deli bak. Hadi deli. O tarlayı içeri sokalım. Bırak beni. Çok güzellik olmaz ki canım. Aa tarla benim. İster satarım ister satmam. Gelin kov şunları hadi. Bak çekip vuracak şimdi o olacak. Nine sus azıcık ayıp yürü sen de içeri hadi. Ben hadi yere gel. Hadi Nine. Gitme be. Nine hadi gel. Gitme. Gel gitme. Nine gel. Gideceğim bir yere. Hadi Nine gel. Gitme. Tamam gitme. Tamam gel tamam. Gel. Yani ağam büyüğümüzü insan içine de çıkarttık. Ama size karşı çok mahcup oldum. Ya olur mu? Hepimiz yaşlanacağız. Hayır sen içeri geç kızım. Neyse. Konumuza gelelim. Biz kızınız Hayriye'yi Allah'ın emriyle Memo'ya istiyoruz. Memo bizim oğlumuz. Kız da bizim kızımız sayılır. Birbirlerini tanımışlar, sevmişler. Değil mi Memo? Öyle diyebiliriz ağam. Biz de verdik yetti. Siz münasip gördükten sonra bize halt etmek bir şey ağam. Ya estağfurullah ne demek? Vallahi gebertecem artık seni. Ne demek lan diyebiliriz. Acele mi ediyoruz acaba Bekir abi? Açık kızı tanısaydı. Artık hayırlısı. Artık gerdek gelirsin sanırsın. Vakit yok. Ya babamın yüzüne bakmayın. Dayanamıyorum artık. Ya şunu işte. Abla kusura ağlayamadın. Siz çıkar mısın sen? Acaba birer kahve dersiniz sen. Daha içer misiniz ha? Hayır hayır içmeyelim. Teşekkür ederim. Hayriye nerede? Hemen şurada. Bu sene mahsulün durumu nasıldı? Soğuk etkiledi. Bu taraftaymış kızlar. Biraz etkiledi. Aslında. Bir de sene daha mı iyi? Büyür öyle ya. Ya bir kişi normal olsa şurada ya. Dinle engelini abla. Bak ben de başlarsam vallahi hiç yakışık almaz. Zaten geldiğimizden beri Memo yüzüme böyle cin görmüş gibi bakıyor. Dur. Düğün işini konuşuyorlar. Ne yapabileceğimiz konusu ağam. Tamam. 10 gün sonra düğünü burada yaparız. Değil mi Hayriye? Senin için de uygun mu? Hazırlığımız biter mi ağam? Bir ay sonra mı yapsaydık acı? Az daha konuşursan ben seni bitireceğim. Hadi el öpün hadi. Yüzükler nerede? Hay Allah. Evde mi bıraktık ya? Sakin ol Memo iyi bak. Sümbül Hanım geldi. Hoş geldin Sümbül Hanım. Hoş bulduk. Buyur. Buyurun. Saat ilerledi. Öğle vakti oldu. Birkaç parça bir şey getirdim bizim otelden. Niye zahmet ettin Ali Bey? Ben çok kalamayacağım. Buyur.
çıkarayak İstanbul'dan gelinin misafiri geldi. Gelsin canım. Ne edeceksin sen gelinin misafirini? Öyle de işte. Sen bunun gibisini tatmamışsındır. Ah yok, ben almayayım. Şimdi çarpar öğlen öyle. Çarpmaz. Bunu özel kendime yaptırıyorum. İpek gibi şaraptır. Tatta bak. Evet. Gerçekten. Ne güzel şeyler hazırlatmışsın. Hay Allah. Sana da büyük zahmetler çıkarttım. Koskoca Sümbül Sultan bize şeref verecek de biz hazırlık yapmayacağız. Olur mu hiç? Ya diye. Beğendin mi? Beğendim. Sen de ye. Allah Allah. Hepsi birden nereye gitmiş ya? Sen kimsin? Ben bu evin yeni sahibiyim. Eski ev sahiplerini arıyorsan onlar taşındılar. Bir adres, telefon falan bıraktılar mı? Yok. Ben Seyhan, Duygu Hanım. Aa biliyorum. Seymen'in İstanbul'da yaşayan kardeşisin. Evet. Dicle, herkes nerede? Ağamgil Hayriye istemeye köye gitti. Dilara abla ağamdan tokat yedi, odasında buhran geçiriyor. Zeynep de uyuyor. Anne de gizli bir randevusu varmış, oraya gitti. Ama giderken çarşıda işim var dedi. Ben bir su alayım. Dicle, ne biçim konuşuyorsun sen misafirimizin önünde? Aman, sen onun bir saattir ne dediklerini bir bilsen. Bilmediği yok, merak etme. Senin nensiyi bile biliyor. Bir arsız bir şey ki bu kadar olur. Dilara tokat yedi de ne demek ha? Annemin gizli randevuya gittiğini nereden çıkarıyorsun? Hamzalar bunun alacağı mirası kuşa çevirmiş. O da evi birbirine kattı. Seymen ağam da vay sen onlardan nasıl para dilenirsin diye üstüne yürüdü. O da ben senin emrinde burada sitnesine yaşayamam sen karışma dedi. Ağam da elinin tersiyle çarptı bir tane. O iş böyle. Sümbül anne de giderken çarşı pamuçlarını giymedi. Ondan diyor. Ey ki geldin ağam havalar berbat. Kız isteme işi olmasa buralarda taş taş üstüne kalmazdı maazallah. Allah Allah. Ha, bir de sen yokken gelin abla bir gece eve gelmedi. Sabah da o sizin sırık ortakla balonla gezerken ağama yakalandı. Zannedersem sonra da bir avuç acı biber yuttu. Ateşini gırka çıkardı. Hasta düştü de ağam acıdı affetti. Yoksa vallahi atıyordu sokağa. Ha bir de. Yeter Dicle. Başka şey anlatma. Kalbim sıkışıyor. Bunları hazmedeyim, kalanları yarın anlatırsın, he? Ha, iyi. Salih'i anlatacağım. Şarabı sevmedin mi? Sevdim Ali, sevdim. İçiyorum işte. Ben sizin gibi bardak bardak içemem ki öyle. Alkolün tadına bir türlü alışamadım işte. Mahmut da... Susma konuş. Geçti o günler Sümbül Hanım. Rahat ol. Ah ya, az çektirmedin bana. Sen de bana. Gençlik işte. Neden hiç evlenmedin? Ne bileyim, bugün yarın derken yıllar geçiverdi. Neyse ki kaderin oğulları var. Çoluğa çocuğa hazıra kondum. Öyle.
Seninle iki konuyu konuşacağım Ali. Birincisi Dilara ile ilgili. O mirası ona vermeyeceksin. Ama ne diyorsun Sümbül Hanım? Verdiğimizi bile beğenmedi. Sabah mahkeme açacağım diye bas bas bağırmış avukata. Bağırsın, önemli değil. Sonuçta nasılsa vereceğinize razı olacak. Ama o kadarını da vermeyeceksiniz. Neden? Dilara yarım akıllı bir kız. Sinir sistemi de çok zayıf. Kızı da hasta. Tutturdu İstanbul'a gideceğim, kendi hayatımı yaşayacağım diye. Hiç söz dinlemiyor. Ondan da kötüsü, bu paraya güvenip konağın töresine kafa tutuyor. Onun her ihtiyacı görülüyor. Ama bu para lafı çıkalı kendini kaybetti. Yapmadığı terbiyesizliği bırakmıyor. Böyle giderse Seymen'in de tepesi atacak. Ailemiz parçalanacak. Bu parayı vermeyeceksin, bu konuda kapanacak. Bak, başlarında babaları yok. Ben bu kadar baş edebiliyorum. Bana yardımcı olacaksın. İyi. Tamam, vermeyiz. Sağ ol. Başka? Sizin Tamer bizim kıza göz koymuş. Sağda solda ne pahasına olursa olsun onunla evleneceğim diyormuş. Vay eşek vay. Yani yanlış anlama. Mutlaka iyi bir çocuktur ama kız daha küçük. Üniversiteye gidecek. Ne bileyim. Bir de yakışık almaz. Doğru. Yakışık almaz. Biz sizden kız alamayız zaten. Onu demek istemedim. Ben anladım. Sen merak etme. Sağ ol. Ben kalkayım artık. Yemekler pek güzeldi. Teşekkür ederim. Değişiklik oldu bana da. Ne güzelmiş senin burası böyle. Gel sana atları göstereyim. Sen severdin atları. Salatalık getirilir mi? Rakı mı bu? Bırak, ben yerim. Hayri, bekar çıktın, nişanlı girdin bak. Duygu? Bahar? İnanmıyorum. Nereden çıktın sen ya? Evde havalar bozukmuş, acilen getirtildim. Seni zapt ederim diye düşünüyor kocan herhalde. Çok ne ya var, ben bunun ne kadar densiz olduğunu unutmuşum. Sen daha yeni İstanbul'a gelmedin mi? Geldim şekerim. Mobilyalı bir ev tuttum. Bavulları içine tıktım ve kendimi burada buldum. Ay ne kadar sevindim ya. Nasıl sepetlendiniz New York'tan ama? Hadi. Aa, kendileri kaybederler. Ne haber? Geç. Seyhan, bu Duygu var ya, yeni tanışıyoruz böyle, bana hava atıyor. Ay, Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum diyor. Bak bazı yerlerine bakarak kös kös nasıl dönmeye başladı hepsi. Aa. İş bir şak getire tabii. Kızım, ne varsa insana kendi memleketinden var, gördün mü? Sen bu ülkenin çocuğusun ya. Allah'a olsan oradaki yerin bu kadar işte. Hepinize terörist gözüyle bakıyorlar. Okutmak için paranızı alıyorlar, sonra yalla. Ay tamam. Hay bir bayrak getir de koşturalım bari şurada. Düştü. Kırmızı, beyaz, kırmızı, beyaz, kırmızı, beyaz, kırmızı, beyaz. Bu ne ya? Lafın yeri geldiğinde bağırsın diye milliyetçi çocuk mu besliyorsunuz evde? Beyaz, kırmızı, milli takımdan Rıza arkadaş. Türkiye. Gel Rıza. Dur dur, yavaş yavaş. Şimdi de milli takım forması mı aldın? Oo, sen bakalım. Çok oluyorsun artık ama. Dicle'nin oğlu.
Ah, geldiniz mi? Seyhan. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Oturun. Ne oldu? Çarşıdan bir şey alamadın mı? Aman, bir şey yok. Ben de ahretliğe uğradım biraz. Yerleştin mi kızım? Evet, teşekkür ederim. Ne var oğlum? Niye bakıp duruyorsun pabuçlarıma? Aa, bir yok. Şey mi var? Yok anne, çok güzel, çok güzel. Ne olacak şimdi? Kadın hiç odasından çıkmayacak mı? Ya bilmiyorum. Durmadan ilaç alıp kendisini yok ediyor böyle durumlarda. E bu durumda evdekilerin işine geliyordur tabii. E tabii. Kızın bütün istediği kendi yaşamını kurmak. Burada sığıntı gibi evin içine tıkılıp kalmış. Dul diye de acayip baskı var üzerinde tabii. Sen burada iyi misin peki Bahar'cığım? Burası bir çöl resmen. Ne yapıyorsun bütün gün? İyiyim. Yani ben bir yolunu buluyorum. Merak etme, bana kimsenin dişi pek geçmiyor. Ama sen günde iki sergi, bir konser, bir film öyle yaşardın. Arkadaşlarımız vardı, bin bir şeyi tartışırdık, resim yapardın. Nasıl dayanıyorsun? Bilmiyorum. Başka bir boyuta geçtim galiba. Yani buradaki yaşama aşkla bağlandım. Ya tamam biliyorum, mantıksız ama böyle ara sıra durup dururken çıkıp çevreye bakmak istiyorum. Hele o acayip formlar, renkler, garip evler bana o sergileri gezerken ya da resim yaparken duyduğum heyecanları hatırlatıyor. İçimi dünyanın hiçbir yerinde hissetmediğim bir dinginlik ve mutluluk kaplıyor. Gelirken gördüm. Çok ilginç gerçekten. Burayı uzaylılar yapmış biliyor musun? Öyle mi? Öyle. Onun için değişik bir enerjisi var. Seni de içine almış baksana. Hadi yeme. Sümbül Sultan bekletilmeyi sevmez. Ah. Bak onda bir iş var. Fark ettin mi? Yalan söyledi biraz önce. Hoppala, yine başladı İdrar'dan karakter tahlillerine. Yok yok, ben anlarım. Mesela senin anlattığın kadarıyla ben gelince evde kalıp ikram kıyamet kendinden geçmesi gerekirdi. Ama arkasına bile bakmadan kaçar gibi gitti. Önceden randevulu bir şey olmasa falan dedi. Ay, kaynanamın gizli bir sevgilisi varmış mesela. Aman. Kim bilir hangi esnafla hangi incir çekirdeğini doldurmayacak konuda randevusu vardır. Ay öf Duygu ya. Yine başladın senaryolar yazmaya. Hadi. Dur dur. Bu çok güzel. Geriye al. Dur abi. Sen daha öbürünü görmedin. Sabırlı ol. Bak bunun yeri de çok iyi. Hakikaten. Kaç odası var? Bir salon, açık mutfak mı? Ha, bu daha alt kat. Kaç kat? Üç kat ama bir de çatı var. Tek oda, teras gibi bir şey. Üf, bu nefis. Bak bak, görüyor musun? Of of of. En iyisi bu. Ne seyrediyorsunuz siz böyle inleyerek? Hiç. Yemek hazır mı? Hazır. Seyhan, ne seyrediyorsunuz? Üç yenge maç vardı da. Bana pek öyle gelmedi. Versene sen şu kumandayı. Neyi paylaşamıyorsunuz ya? Yengem derin kuşkular içinde. Vermem. Kolaysa al. Hop. Ya ver. Kızım ne oluyorsun ya? Kocam oturmuş film seyrediyordu. Yuh. Emin olmak istiyorum. Emin olunca boşanacağım. Sen git eşyaları toplamaya başla. Manyak mısın kızım sen? Evde sen varken. Abi ver şunu da namusumuz temizlensin. Ver. Bu ne ya? Eve benziyor. Ne bu? Emlakçı boş ev fantazisi mi? Hasta bunlar ya. Seymen, bu ev ne böyle? Boşuna beklemeyin. Odalardan çıplak kadın falan fırlamayacak. İstanbul'da ev bakıyorum. Seymen! Şşt, dur. Çenenizi kapalı tutun, tamam mı? Bu konuda yemekte muhabbet istemiyorum. Tamam. Karpuz. Hadi herkese iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bu karpuz senin orada gördüğün karpuzlara benzemez canım. Sonra da bir güzel uyuruz. Hele yanında bir de yağsız peynir oldu mu? Harika bir diyet yemeği. Duygu'yu nereye götürüyoruz? Ay, uykudan ölüyorum. Bugün kırsal bölgedeki faaliyetler beni perişan etti. Ben hemen yatacağım. Duygu da yorgun zaten, değil mi Duygu? Yo. Ürgüp'ün gece hayatını keşfetmek için can atıyorum. Ben de yatıyorum demek ki bu durumda. Hadi siz gidin. Hadi o zaman küçük ağa. Beni gezdir bakalım.
Bak sen bu dalgacılığını bir gün pahalıya ödeyebilirsin. Dikkat et istersen. Ne yapacaksın? Benimle evlenip günümü mü göstereceksin? Aman Allah korusun. İyi akşamlar. İyi geceler. Asma suratını Zeynepciğim. Belki Seyhan kızla yalnız kalmak istiyor. Ne var? Asmıyorum abi. Aa tabii ya. Sen niye onlarla gitmedin Zeynep? Yatacağım yenge. Bana kızma ufaklık. Dilara'nın sorunlarının suçlusu ben değilim. Geliyor musun? Abla. Gel. Biraz konuşalım. Ne var? Bana neden bu kadar kızgınsın abla? Ben sana ne yaptım? Seni küçüklüğümüzden beri her şeyden korumaya çalıştım. Neden kızgınsın bana? Beni koruma Seymen. Artık kimse beni korumasın. Beni bu kadar koruduğunuz için hayatım bir kabusa döndü. Artık burada oturup senin ve annemin ağzına bakarak yaşlanmayı bekleyemeyeceğim. Yarın hesabıma 50.000 dolar geçireceksin. Geçirmesen de gideceğim. İstanbul'a gidip Zeliş'le kendime küçük bir ev tutacağım. Gerisini zaman gösterecek. Abla! Sen orada kimseyi tanımazsın, etmezsin. Tek başına yapamazsın. Hangi semtte oturulur, nerede ev aranır onu bile bilmezsin. Yaman bana yardımcı olacak. Aradım, uygun bir yer baktırıyor. Yarın geliyormuş. Daha detaylı konuşacağız. Ne o dayı? Konağı rüyanda mı gördün? Üniversite sonuçlarını getirdim. Hadi kaldırın ahaliyi. Başımı iyi isterim ona göre. Evde iki çocuk varmış. Aa, hemen Zeynep Hanım'a haber vereyim. Postacı geldi. Üniversite sonuçları gelmiş. Hemen herkesi uyandır. Zeynep postacı gelmiş. Üniversite sonuçlarını getirmiş. Dilar abla postacı. Sümbül anne postacı gelmiş. İyi gibi. Ver bakayım. Dur ben de bakayım. Üniversite sınav sonuçları. Aa, aa çok ne, iyi ya. Bu da iyi mi? Ne? Bak bak ver bakayım. Yine de bakalım. İyidir inşallah. Ne? Olamaz. Adama bak ya. Ne oluyor bana da anlatın. Yırttık yenge yırttık. Bak şimdi. Bir tane kitapçık gelecek. Ondan tercih yapacağız. Ama bu puanlara göre büyük bir ihtimalle istediğimiz yere gireceğiz. Hele Salih. Ya Salih acaba Türkiye birincisi falan mı oldu? Ya. Ne oluyor ya? Bu ne gürültü? Ay puanlar geldi oğlum. Kazandın mı kız? Galiba. Tercihlerden sonra belli olacak ama kazandım galiba. Aa Salih'i arayalım. Abi Salih acayip bir puan almış. Hadi ya. Vay be. Tebrik ederim.
Bekir, bak bak şuna bak. Aferin oğlum. Hemen haber ver. Telefon çalışmıyor ki ha. Aa. Ben gider getiririm şimdi onu. Bu puan çok iyi ha Zeynep. Ya Fatma abla ne diyorsun sen? İsterse tıbba falan gidebilir. Aman istemem. Doktor olmaz. 10 sene okuyacak. Ne okusun istiyorsun sen Fatma? Ne bileyim. Çabucak başını kurtaracak bir şey olsun. Öğlen burada mı yiyeceğiz? Kızım şimdi kahvaltıdan kalktık. Ne yemeği? Vallahi solucan var sende. Akşam nasıl geçti? Ya senin şu kayınbiraderin ilginç bir çocuk. İlginçtir. O mesela Seymen'den çok farklı. Seymen geleneklerine daha bağlı, daha tutucu. Seyhan sanki fırsatını bulsa bambaşka bir yaşam sürecek gibi. Sürdürüyor zaten. Ama dikkat et, bunların damarlarında dolaşan bir virüs var. Uygun ortamı buldu mu çıkıyor. Görünüşe çok aldan. Belli bir ısıya getirmeyeceksin yani. Evet, fazla ısıtılmaya gelmez bunlar. Sağ ol. Bütün buralar bunların ha. Küçük ağa nasıl atladı sabah ben de sizinle geliyorum diye. Sümbül Hanım'ın nasıl baktığını gördün mü? Aa yavrum bırak kızlar baş başa kalsın, biraz konuşacakları vardır. Aman zaten oğlunun birini bir deliye kaptırmış. Ötekini kurtarmaya çalışıyor kadın, ne yapsın? Niye? Ben senin gibi terbiyesiz, saygısız bir kız değilim ki. Gayet iyi yetişmiş, oturmasını kalkmasını bilen kibar bir kızım. Sen! Ay zavallı Seyhan. Neyse fazla ileri gitmeden çocuğu uyarayım da. Ay aslında ne güzel olur ha, düşünsene. İkimiz aynı evde. Eskisi gibi. Rüyanda görürsün. Ben buralarda deliririm ya. Bak hiç adam seviliyor mu, uygun mu, değil mi umurlarında değil. Hiç. Direkt ortam uygun mu o tartışılıyor. Sevdiği işi kolay. O cepte sanki. Ya aslına bakarsan çok hoş çocuk. Dikkat ettin mi? Cool yani. Seyhan mı? Hmm. Allah Allah. Ya ne bakıp duruyorsunuz? Etraftan amma kestiler çocuğu diyorlardı. Önünüze baksanıza siz ya. Yediğiniz bakışlarınızla ya. Ne oluyor, komik bir şey mi var? Yo, senin bana uygun koca olup olmayacağını tartışıyorduk. Olmam. Büyük konuşma Seyhan ha. İyi, eğlendiğinize sevindim. Ben biraz müdürle ofise çıkacağım. Yemeğe inerim, lokantaya geçeriz. Duygu, ıstakoz gibi olma. Sonra sarılınca bağırırsın acı öyle. Bu kadar işte. Alo. Merhaba. Neredesin sen kızım? Yeni atölyeni tek başıma kuramam değil mi? Asistanların da seninle tanışmak için sabırsızlanıyorlar. Ne yeni atölyesi? Ne asistanı? Ne diyorsun Yaman? Hadi ya. Tamam hemen geliyorum. Gidemezsin. Giderim. Bu hiç akıllıca değil. Ne yapmaya çalışıyor bu herif? Bir şey yapmaya çalışmıyor. Sadece en yakın arkadaşım. Ve benim kocamın aksine resim yapmam gerektiğini düşünüyor. Ve benim için çabalıyor. Bana asistan ve malzeme getirmiş. Bak sen. Ya üf, salak salak konuşma ya. Hadi kalk. Gidip bakalım neler oluyor. Ya yok, ben yüzeceğim. Bu sıcakta hiçbir yere gidemem. Ya hadi kalk. Hem ya. Yaman'la tanışmanı istiyorum. Kızım alternatiflerin çoğalsın. İstemem. Ben küçük ağayı istiyorum. İyi, yemeğe geliriz hadi. Ya 5 dakikalık yol yürü. Ay. Seyhan, biz otele kadar gidiyoruz. Şoför kapıda değil mi? Yok ha. Ha yemeğe döneceğiz. Yaman bir şeyler getirmiş de bir bakıp hemen geliyoruz. Ya gerek yok, sen işine bak. Peki tamam. Al küçük ağan da geliyor.
Hani işi vardı? Dur, daha çok şaşıracaksın burada. Ver, kadehler nerede? Onda. Buyur abla. Hadi Asya, şunu arabaya götür. Ne oluyor kız? Nereye gidiyor bu? Sana bu bilgiyi veremem, gizli. İyi, çekil. Acık ısrar etsene be. Ne meraksız karısın. Sırık ortakları gelmiş. Bu da otele yemek götürüyor. Adamla piknik yapacaklarmış şaraplı maraplı. Niye kız? Niyesini sen bil artık. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçermiş. Deseler de sen inanma. Neresinden geçer kız Dicle? Kardeşine de öğretiversene. Sen kızsın, sana söyleyemem. Memo gözünü açtım diye canımı okur sonra. Salih geldi. Allah'ım yarabbim. Buyurun bu kadar. Gel kızım, gel. Bir daha öpeyim. Akıllı oğlum benim. Doktor bey, tebrik ederiz. Ne okuyacaksın Salih? Aferin ya. Bakalım, çeşitli teklifleri değerlendireceğiz abi. Benim belli. İstanbul civarında herhangi bir şey olabilir. Bana kalırsa sen avukat ol. Sırf Karadağların işiyle köşeye dönersin. Gene Karadağların işlerini yapmaya devam ediyorsun baba ha? Üniversite mezunu, nitelikli yanaşma. Avlunuzun avukatı Sayın Salih Öztoprak. Doğru söylüyor. Okuduktan sonra ne işi var bu Karadağlarla? Karışmasın, hadi işinize. Oğlum senin ne alıp veremediğin var bunlarla? Bir alıp veremediğim yok baba. Ben senden farklıyım. Farklı bir yaşam kuracağım, o kadar. Ve benim kuracağım bu yaşamda senin Seymen Ağa'nla ilişkim sadece arada uğrayıp kahvesini içmekten ibaret olacak. Elini öpüp emirlerini almak için yaşamayacağım. Biz öyle mi yaşıyoruz? Evet. Sen sadece kendi keyfin için hiç yaşadın mı? 24 saatin onların emrinde. Ağanı yatmadan yatamıyorsun. Kalkmadan uyanıp bütün işlerini hallediyorsun. Kapını çekip işim bitti diye oturabiliyor musun? Hiç tatil yaptın mı? Baba, bizim yemek masamız neden yok? Neden hep mutfakta yiyoruz? Annem hiç sadece senin ve benim için yemek pişirdi mi? Kendi çocuğunun bile sahibi değilsin. Bir seçim yapman gerektiğinde çocuğunu değil, ağanı seçiyorsun. Ne alıp veremediğim olacak. Böyle önemsiz şeyler işte. Yaşamasını senden öğrenecektim bu yaştan sonra. Yaman hoş geldin. Hoş bulduk. Bak kim geldi. New York'taki ev arkadaşım Duygu. Bu da Yaman. Yamansınız Yaman Bey. Bu kadar tembel bir kızı bile bu rüya gibi havuz başından kaldırıp bu tozun toprağın içine getirebiliyorsunuz. Bahar burada çalışıyor bildiğim kadarıyla. Yani bu onun işi. Hani yaşamda var olmak için yapılır ya iş. Ama bugün sizin şerefinize izindi. Atölyesini görüp asistanlarıyla tanışıp gidebilir. Bu ne ya? Burası harika olmuş. Ya ben sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Duygu, ne olur kusura bakma. Benim hemen acilen çalışmaya başlamam lazım. Merhaba çocuklar, ben Bahar. Merhaba Sene. Ozan, hoş geldiniz. Merhaba.
uyanık bir adam değil mi? Sen bayağı akıllı bir kız. Hayır, dayanamayacağım. Burada fazla karmaşık bir yaşam var. Beni götürüyorum. Yemek yiyip dalga geçirin. Hayrola abla? Siz burada ne yapıyorsunuz? Yüzmeye gidecektiniz hani? Gidiyoruz, gidiyoruz. Bahar İstanbul'dan gelen malzemelerine bir bakmak istedi de. Sen burada ne arıyorsun? Yaman Bey'le konuşacaklarım vardı ama Yaman Bey meşgul galiba. Bahar. Dilara'nın Yaman Bey'le konuşacakları varmış. Gel biz de gidip yemek yiyelim, sonra gelirsin. Hoş geldin. O ne? Yemek yedin mi? Hayır. Yoksa o sepette ev yemekleri mi var? Evet. Ya yağlı şeyleri boyaların üstüne koymasana ya. Boya da yağla karıştırılmıyor mu? Halis sızma dolma yağıyla değil ama. Ben bunları şantiyeye göndereyim. Uygun olunca yersiniz. Tamam Dilara, bırak. Sepeti içeri bırak, gel Hamdi. Ya Dilara öf, nereye gidiyorsun? Dilara! Şimdi abin senin yerinde olsaydı burayı birbirine katardı değil mi? Ve gene herkes bildiğini okur. Bir şeyler yanmaya başlayınca üzerine abimi bile sıksan söndüremez. Bu işi sen açtın başıma. Yok dans et, yok bilmem ne. Ya tamam, kabul ediyorum. Ama gerçekten şu anda bunu konuşmak istemiyorum. Bana bak, git istersen. Tekrar bir tatsızlık çıkmasını istemiyorum. Ya insanlar ne kadar saygısız ya. Herkes benim hayatıma karşı ne kadar saygısız ya. Hayır, ne sanılıyor acaba? Yani ben resim yapmak istediğim zaman neden kendimi suçlu hissetmek zorundayım? Ya bu nedir? Bana biriniz bunu anlatsın. Siz işinizi yaparken böyle bir şey hissediyor musunuz? Ben bu resme başlıyorum ve bitinceye kadar da başka hiçbir şey düşünmek istemiyorum, anladınız mı? Anladınız mı? Canım şu anda ne yemek yemek, ne Dilara Hanım'ı teselli etmek, ne de kimseye hesap vermek istiyor. Sadece bu resmi yapmak istiyorum, tamam mı? Bu resmi yapmak istiyorum. Amacına ulaştığın için çok mutlusundur herhalde, uyanık. Bak, bu pantolon bağı. Buraları da ibrişimle işlenmiş. Hmm. Herkese merhaba. Hoş geldin Seymen. Ne getirdin öyle, testi kebabı mı? Evet, misafirimiz de bu özel kebabı tatsın dedi. Aslında sushi aradım ama kalmamış. Şşşt! İçin! Ne oldu? Esprim pek beğenilmedi galiba. İyi, size bir fıkra anlatayım o zaman. Hadi oturalım, soğutmayalım. Gelin çocuklar. Gününüz nasıl geçti? Sorman gereken şeyi sor, biz de anlatalım da rahat rahat yemeğimizi yiyelim istersen Seymen ha. Ne sormam gerekiyor Duygucuğum? Masada bir eksik gözüne çarpmıyor mu? Pul biber yok. Asiye'm! Bak yavrum, bunu burasından tutup burasından kıracaksın. Dur, o beceremez. Bütün masa batmasın şimdi, ver bana. Ay boş ver kalsın. Ya saat kaç? Yarım. Hadi ya. Ne demek hadi ya? Hadi ya falan yok. Kahve alıyorum, isteyen var mı? Ben istemem, teşekkürler. Ben alırım, sizinle geleyim.
Yok yok, ben getiririm. Aa, sen gitmedin mi? Ne haber? Beni aradılar mı? Hayır, mesajın yerine ulaştı galiba. Allah Allah. Sen arasana. Belki de merak etmişlerdir seni. Aman, şoför nasıl olsa 20 kere rapor vermiştir. Ya bak, yine resim yaptığım için beni kendime suçlu hissettiriyorlar ya. Kimsenin bir şey dediği yok. Ya beni niye aramıyor ki? Rahatsız edilmek istemeyen sendin. Ama beni aramaması büyük bir sahtekarlık. Hayır, ilgilenmiyormuş gibi yapıyor. Bu resmen sahtekarlık ya. Beni eve götürüyorsunuz çocuklar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne içiyoruz Seyhan? İyi akşamlar Duygucuğum. Hadi bırak şimdi oturtacak laf aramayı. Git yat, sabah oturtursun. Seyhan. Yarın bizi muhasebeye otur. Yaman'ın şimdiye kadar otele ne kadar girdisi olmuş bir çıkartın. Dur abi, daha işin başındasınız. Daha çok girdi olacak. Artık olmayacak. Parasını verip otele kendimiz devam edeceğiz. Neden böyle bir karar aldın? Bu iyi bir ortaklıktı. İyi geceler Seyhan. İyi geceler. Selam. Herkes yattı mı? İçeride. Beni aramadın. Ben akşam yemeklerinde seninle birlikte olmak istediğimi söylemiştim. Seni bütün günü özlediğim için. Ben de seni çok özlüyorum. Her fırça darbesinde seni düşündüm. Her fırça darbesinde. İğrençti yani. Bir rahat vermedin. Seymen. Biz neden bu kadar çok seviyoruz birbirimizi acaba ya? Üzülme güzelim. Yarın Kayseri'ye bir kalp uzmanına gider muayene oluruz. Sümbül Hanım'a Hamzoğlu Ali Bey'den bir teslimat yapacaktım. Neyi ver? Buyur. Bir de bu var. Biz her gelenle bıkmadan dolaşırız Duygucu. Standart bir programımız var. Bak şimdi. Yarın Açık Hava Müzesi'nden başlarız. Oradaki liseleri görürsün. Seyhan'la dolaştınlar annem. Biz 50 kere gittik. Bir cumartesimiz var. Onu da misafirle mi geçireceğiz? Aa. Ben kahveye gideceğim birazdan zaten. Çocuklarla ne zamandır oturamadık. Ayıp oldu. Aman bu da. 15'inde sanki. Kahveye gidip çocuklarla oturacakmış. Bahar. Herhalde sen yine çalışırsın bugün. Yok Dilara, çalışmayacağım. Sen gidip boşları al istersen. Bütün gece sepeti talan ettiler, boşalmıştır.
Sümbül Hanım biraz gelir misin? Ne var Bekir? Gel. Yok sen gel. E kahvaltıdayız. Söyle. Sana Hamzaoğlu Ali bir at yollamış da nereye koyalım diye onu soracaktım. Anne. Allah Allah. Nereden çıktı bu şimdi? Yanlışlık olmasın? Yok Sümbül anne. Adam direkt sana yollamış. Birincisi söyledi. Ha bir de şunu yolladı. Aa. Ne yazıyor? Ver şuna bakayım. Sümbül Sultan. Allah çoluğunla çocuğunla uzun, sıhhatli daha nice yaşlar nasip etsin. Ali Hamzaoğlu. Anne, bu da neyse şimdi? Aman, ne bileyim oğlum. Doğum günümü hatırlayan biri çıktı neyse. Öbür atın yanına götürün. İyi bir hayvana benziyor. Adın ne senin bakayım ha? Bir arayıp teşekkür edeyim. Hem de hayvanın adını sorayım. Adını bilmezsen bilmesi çok zordur. Hadi çaylar soğuyor, hadi. Hadi, hadi içeri. Tamam, onlardan 3 kolu daha gönderin. Oho, gel Seyhan. Ben seni sonra ararım Serhat. Buyurun, buyurun. Bu ne demek olur? Hisselerimi neden sevmene devrediyorum? Sen ne yapıyorsun? Bazı gerekli dosyaları indiriyorum. Seymen nerede? Evde. Ama şu anda seninle görüşeceğini sanmam. Akşama kadar toparlanmaya bak. 2 saat sonra hesaplar tam olarak çıkmış olur. Avukatlar 4 gibi gelecek. Parayı da sana çek olarak getirecekler. Hafta sonu bir şey yapamazsın. Pazartesi İstanbul'a uçar, tahsil edersin. Devir sözleşmesini daha sonra İstanbul'da yaparız. Sana her ay üniversite masrafların için şirket belli bir para ödeyecek. Bunu burs gibi kabul et. Mecburi hizmetinde mezun olduktan sonra arada uğrayıp bana görünmek ve yaşamanın nasıl gittiği hakkında rapor vermek. Bu kadar başarılı bir genci desteklemek şirketimiz için bir onurdur Salih Bey. Sana bizimle çalış falan demiyorum. Zaten sen şimdi bizden uzak durmak için gider uçak mühendisliğini falan seçersin. Yok abi. Sağ ol Seymen abi. Gel lan buraya. Trip yapma. İl birincisi bozulsun. Televizyoncular geldi Salih. Koş hadi koş. Güzel güzel koş. Heyecanlanma sakın emi oğlum. Çok çalıştım kazandım de. Hadi. Tamam. Herkese örnek olacak şeyler söyle. Tamam. Salih neler hissediyorsun? Bize duygularını anlatır mısın? Salih, uykusuz kalıp mutfak masasında uyuyakalırdı da ben yatağına taşırdım. Yalan söyleme Memo, arkadaşları yanıt bak. Bakın ben yani aslında... Ne alın lan, ne alın hadi bakayım. Gel oğlum şöyle. Başarılı bir öğrencinin babası olarak neler yapıyorsun? Kayıtla mı şimdi? Beyefendi. Ben babası oluyorum. Evet biz. Evet, beraber biz de. Salih olmasını ben öğretim. Ben mi oğlum? Evet. Şöyle bak. Buraya bak hadi. Derslerime çok çalışmaya dikkat ettim. Özellikle dersi derste dinlemeye. Annemin de babamın da destekleri çok büyük. Salih Bey. Salih Bey. Salih Bey. Ben
iyi bir puan almayı bekliyorum. Bizim Salih üniversite sınavında ilk birincisi olmuş da televizyona çekiyorlar. Vay be. Aferin Salih. Elimden geldiği kadar çok dersi öğrenmeye çalıştım. Ha, geldin mi? Boş zamanlarda evet. Bol bol test çözüyorum. Kısa zamanda... Geç içeri. Ağam içeride seni bekliyor. Bol bol deneme sınavı. Çeşitli kaynaklardan yararlanıyorum. Soru çözme pratiğimi geliştirmek. Buraya geldi gene buraya. Ağamla bir işi var. Bu çabalarımın bir sonucu. Çekil Fatma. Sonraki geldin mi? Bırak lan. Git yukarı. Bundan sonra odanızın içinde hapissin. Yemeği karın oraya getirsin. Çıkıp dolaşma. Kimseye görünmek yok. Ben seni icap edince çağıracağım. Sağ ol abi. Aa, sen nereden çıktın be? Ya çıkın odanızda konuşun. Ortalıkta dikilmeyin. Hadi. Bekir Bey. Bekir Bey biraz da odanızda konuşalım. Ne geldi sen? Ne bileyim. Ağam haber yollamış. Gelsin evde dursun demiş. Benden bir işi olacakmış galiba. Ama senle ne işi olacak ağamın? Sen yalvardın inledin değil mi? Gelem eve diye. He? Yok vallahi kızım ya. Sabah apar topar gelip aldılar. Dur ya dur. Daha anlatacaklarım bitmedi. Bundan sonra neler şimdi, bu çok küçük gene şey olduydu. Bu şimdi 3 yaşında filandı. Şimdi 3 yaşına kadar söylemediydi. Anasından da durmadan sofa yiyor. Böyle bir gün. Peki. Ya ne var? Başarılı bir insan kolay yetişmiyor. Kamuoyu aydınlansın arkadaşlar. Sanıyorsun sen? Yatırdığım parayı verip ortaklığımızı bozuyor. Çocuk musun sen Selim? Karını kıskanıp böyle bir ortaklığı bozamazsın. Bak Yaman Efendi. Tercih sana kalmış. İstersen 1 milyon dolarlık çekini alır çeker gidersin. İstersen birkaç dolarlık güzel bir moloz yığınım olur. Güzellikle çekip gitmezsen bu gece cehir cehir yanacak orası.
Söyle Bekir,